Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz Akarita tekrardan. Benim bugün Hackathon Türkiye'den tanıdığım bir arkadaşım var. Tamamdır. Kesinlikle sizin de tanımanız gerektiğini düşünüyorum. Kendisi Ceylin Gözüm. Ceylin hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz herhalde, sınav haftasını atlatmaya çalışıyoruz. Ceylin, istersen sen kendinden birazcık hafif hafif anlatmaya başla. Tamamdır. Ceylin Gözüm kimdir? Aslında bunun şu an bir net bir tanımın olduğunu ben düşünmüyorum. Fakat bahsedeyim kendimden. 16 yaşındayım. 11. sınıf öğrencisiyim. Denizli'de bir meslek lisesinde okuyorum. Meslek lisesinin bana çok şey katmadığını düşünerek Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden de dersler alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hayatımın birçok alanına, yani 24 saatimi ve 17 saatini girişimcilik üzerine uğraşıyorum. Geri kalan saatimde de uyuyorum. Cool Campus, InfoEarn girişimlerinde rol oynuyorum. Bu şekilde diyebilirim. Ceylin, senin aslında bu ilerleyişin, işte üniversitelerden ders alma isteğin, girişimlere başlaman gibi böyle bunları hareketlendiren bir hikayen olmuş bildiğim kadarıyla, senin bize gönderdiğin kadarıyla, benim okuduğum kadarıyla. Tatlı küçük bir hikaye, belki onu anlatmak istersin. Evet. Tabii. Ben ilgilenmemi çok küçük yaşlarda keşfettim. 6 yaşındayken okulumuza bir bilgisayar geldi ve o bilgisayarda oyun oynatıyorlardı. Bilgisayara ilk görüşte aşık olmuştum. Oyun çok zordu, oyunu beceremedim. Fakat dediğim gibi ilk görüşte aşık olmuştum bilgisayara. Eve gittim, babamdan bilgisayar istedim. Fakat maddi durumumuz iyi olmadığı için bana bilgisayar alamamıştı. Ardından da kağıdı ikiye katlar bilgisayar hep oynardım. Sürekli bilgisayarın olması hayalini kurardım. Benim için çok güzel bir şeydi. Ardından 3. sınıfa geçince amcam karnemin hepsi başarılı olunca bana bilgisayar vereceğini söylemişti. Fakat bir dersim dörtte, o da hayat bilgisiydi. Amcam o bilgisayarı bana yine de vermişti. Bulunduğum köyde, Denizli'nin bir köyünde yaşıyordum, Sürber köyünde yaşıyordum. Orada internet yoktu. Bilgisayarı keşfetmeye çalışmıştım. Word, Excel'i keşfettim. Günlüğümü kağıda yazmak yerine Word'e yazıyordum. Paint'ten resimler çizip arkadaşlarımı etkiliyordum. Örneğin babamdan bir webcam istemiştim. Babam bana webcam almıştı. Onun kurulumunu yapamamıştım. Bir CD vardı. Çok zor bir kurulum vardı. Ve İngilizce olunca ana menü, biz İngilizce dersi de görmüyorduk. Benim için zorlayıcı olmuştu. Bu beni bir ayımı kadar almıştı. Fakat bunu başarınca çok mutlu olmuştum. Bütün arkadaşlarıma fotoğraf çekilmiş bu webcam'dan. Benim hikayem bu şekilde başladı. İlgi anımı keşfetmem. Ardından da 5. sınıfta Denizli'ye taşındık. Köyden ile taşındık. İlde okulumda, ortaokulda 5. ve 6. sınıfta bilgisayar dersleri görmeye başladık. Bilgisayar öğretmenim benim bilgisayar olan ilgimi keşfetti ve beni kodlamaya yönlendirdi. Scratch ve Cadoc'tan basit algoritmalar oluşturuyordum, basit animasyonlar yapıyordum. Ardından da 7. sınıfta okulumuza gençlik merkezinden geldiler ve Koda'da 2023 projesinden bahsettiler. Koda'da 2023 öğrencileri topluyordu ve onlara HTML CSS eğitim veriyordu gençlik merkezinde. Sınav yaptılar, minik bir sınav. O sınavda başarılı oldum ve gençlik merkezinde bir ay boyunca HTML CSS eğitimi aldım ve basit web siteleri yapabiliyordum. 8. sınıfta ilgi alanım aslında biraz daha yazılım olduğunu keşfederek PHP, Python öğrenmeye başladım. Daha profesyonel web siteleri yapmaya yöneldim. O zaman YouTube'a merak saldım. YouTube'da bildiklerimi insanlara paylaşmak istedim. Çünkü benim gibi birçok yaşım var. Hiçbir şey bilmiyor fakat biraz da olsa bir yerlerde ilgisi olan onların daha çok ilerlemesi için kanalımda eğitim videoları çekmeye başladım. Ardından da Arduino'yu keşfettim, robotik kodlamayı keşfettim. Robotik kodlama konusunda bir şeyler yapmak istedim. Fakat yine maddi durumumuz iyi olmadığı için babam bana Arduino seti alamamıştı. Bu dönemde sponsorlar buldum. Robotist'ten Necdet Teroğlu, Robotus, buradan Hasan Ersoy hocam. Onlar bana sponsor olmuştu. Arduino seti hediye etmişlerdi. Evde böyle birkaç tane Arduino setim vardı. Onlarla projeler yapıp Instagram'a, YouTube'a paylaşımlar yapıyordum. İçerikler üretiyordum onlarla. Bu çalışmaları yapıyordum. Fakat öğretmenlerim ve ailemin bana tepkileri oluyordu. Sen bu çalışmaları yapıyordun. Evet, senin iyi bir liseye gitmen gerekiyor kendini göstermen için. İyi bir üniversiteye gitmen gerekiyor. Bu şekilde kendini gösterebilirsin. O şekilde daha çok ilerleyebilirsin gibi şeyler diyorlardı. Fakat ben o sözlerin hepsini kulak ardı ediyordum. Benim bildiğim bir yol vardı. Bunun üzerinde ilerlememdi. Çünkü eğer şeyin üzerinde çok fazla uğraşıyorsak eminim ki bir şekilde başarılı olurduk. Ardından da ben meslek lisesine gitmeye karar verdim. Çünkü benim yaptığım işlerin meslek lisesinde yapıldığını düşündüm. Meslek lisesine gitmek için çok da sınava çalışmak gerekmiyordu. Sadece yaptığım işlere odaklandım ve LGS'den de ortalama bir puan alıp meslek lisesine yerleştim.
Ceylin, ben seni ilk gördüğümde tanıdığımda yani böyle çok büyük bir hani iletişimimiz olmasa bile sadece paylaşımlarını gördüğümde zaten yerinde duramayan biri olduğunu fark etmiştim. Bunu yansıtmanı da çok istemiştim aslında buradakilere. Bizim aslında bütün herhalde gençlerin yakındığı konulardan bir tanesi şu, işte ailelerimizin sadece ders çalışarak başarılı olabildiğimizi düşünmeleri. Bununla birlikte işte meslek liselerinin özellikle, ben senin bir televizyon programındaki konuşmanı dinlemiştim. İşte meslek liselerinde genelde sanki hani işte düşük puan alanlar gitmeliymiş gibi davranılıyor. Oysa ki meslek liseleri gerçekten bir meslek öğretmek için orada olması gereken liseler ve değerli olmaları gerekiyor oraya gelen çocukların yaptıkları işlerinde. Ben biliyorum ki mesela sen oraya gittiğinde daha farklı planların vardı, işte öğrencileri de kendin gibi bulmayı planlıyordun. Ama aslında bu belki senin için daha kötü bir şey değil, belki daha iyi bir şey olmuştur. Belki bu senin bu girişimci ruhunu desteklemiştir diye düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla hem orada bir ilk girişimin orada başladı, hem de aynı şekilde arkadaşlarını da etkiledin değil mi? Biraz belki bundan bahsedersin. Evet. Aynen öyle. Liseye başladım. Lisenin ikinci gününde bir proje ürettim. Arkadaşlarımın da acaba bu tavsiyelere ilgisi var mı diye. Projenin taslağını hazırladım. Projenin çizimlerini yaptım. Arkadaşlarıma gösterdim. Tepkilerini aldım. Arkadaşlarım bunu sen mi yaptın? Hani bu nasıl olacak tarzında bir şey söylemiştim. Proje şuydu. O zaman EBA'nın bir yarışması vardı robotik kodlama ile alakalı. Ortaokul ve lise öğrencilerin katılabileceği. Bir baret projesiydi. Üzerimize inşaatçılar aslında baret takmak zorunda. Fakat bazıları takmıyor. Bunun algılayıp baretin takılıp takılmadığını algılayıp sistem üzerine çalışmıştım. Bunun projesini yazmıştım. Aslında bu projeyi yazdım. Ondan birkaç yıl sonra Teknofest'te biz bu projenin aynısını görmüştük. Ama zaten fikir bulunca bunun hani dünya çapında eminim ki daha fazla örnekleri var. Devam edeyim şimdi de. Projeyi hazırlamıştım, arkadaşlarıma göstermiştim. Arkadaşlarım bakmışlar, bunu sen mi yaptın, nasıl yapılacak tarzında şeyler demiştim. Ardından da ortaokuldan arkadaşım olan Rabia da aynı sınıftaydık. Rabia ile bilgisayar ortağına çıkmayı düşündüm ben. Daha doğrusu Rabia dedim ki, hani öğretmenlere gösterdim bu fikri, projeyi. Hem onlarla da yarışmaya katılırız dedim. Kimseyi tanımıyorum lisede. Sadece artık ikinci gün ne kadar kaynaşabiliyorsak o kadar kaynaşmışız. Bir tek Rabia benim önceden tanıdığım bir arkadaşım da. Rabia ile çok samimi olduğum için böyle bir teklifte bulundum. O da tamam hadi gidelim dedi. Üçüncü katta bilgisayar laboratuvarımız vardı. Oraya çıktık. Öğretmenlerimizle görüşecektik. Ama öğretmenleri tanımıyoruz. İşte gördüğümüzde sonrası şu odada falan diyorlar. O odaya gitsek. Kendimden biraz bahsettim. İşte ben Ceylin Gözüm bir proje varmış. EBA'nın ona katılalım tarzında. Öğretmenler beni dinledi. Beni sevdiler. Yaptığım çalışmalara baktılar. Direkt sosyal medya hesaplarımı takip aldılar. Benim için çok mutluluk vericiydi. Çünkü ortaokulda böyle tepkilerle hiç karşılaşmamıştım ve mutlu olmuştum. Öğretmenlerim evet yarışmaya katılalım dedi ve ardından da bu yarışmaya katıldık vesaire. Bu tarz durumlar oldu. Tabii bu bilgisayar öğretmenlerim bu durumu görünce diğer öğretmenlerime de haber veriyorlar. İşte böyle bir kız var, bu tarz çalışmalar yapıyor. Arduino biliyormuş, işte Arduino ile şu tarz projeler yapmış. Sponsoru varmış, YouTube kanalı varmış, YouTube'dan para kazanıyormuş tarzında. Şeyler diyordum işte öğretmenler, aa o sen misin falan diyordu. Mutlu oluyordum. Ve buradan aldığım gazla da krizi fırsata çevirerek bir o okulda topluluk oluşturuyorum. Çünkü aslında diğer arkadaşlarımın da ilgisi var, ben bunu görebiliyorum. Hani benim yaptığım projelere bakıyorlar, merak duyuyorlar, yapmak istiyorlar, bana soruyorlar nasıl yaparız diye. Ve bu krize çözüm üretmek için Görsekod isimli okulumuza bir girişim başlattık. Rabia, Sude ve Hatice ile. Onlar arasında fark oluştu. İlerleyen zamanlar onlarla biraz daha kaynaştık. Ve böyle bir girişim başlattık. Girişimimizin isimlerim gibi Görsekod'tu. Amacı şuydu, ilk olarak okuldaki kadın öğrencilere ve ardından da tüm Türkiye'deki kadın öğrencilere bilgisayar konusunda destek vermekti. Hem onları eğitmekti hem de onlara malzeme desteği sağlamaktı. Böyle bir fikirdi. Bu fikirle de hatta bir yarışmaya katıldık. Deniz Erbakır Fenerbahçe'de düzenlenen bir hackathon'du. Liseler arası bir hackathon'du. Türkiye'nin 81 ilinden katılımcı vardı. Tek liseli grupta bizdik ve bu yarışmada melatonin hormonunun daha doğru salgılanması için bir terlik üretmiştik. Yurtlarda daha çok kullanabilecek bir terlikti. Ve o fikirle Türkiye birincisi olduk. Tabii Türkiye birincisi olunca bunun basına bir yansıması oldu. Arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden, çevremden çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Sponsorlarım bu olayı duydu ve sponsorum bizim okuldaki bu ilgiyi fark edince okulumuza bir 50 bin 30 bin liralık civarlarında çok güzel bir robotik kodlama atölyesi kurdu. İçinde 3D yazıcılar çalışabileceğimiz Arduino setleri, matlar, güç kaynakları birçok aletin bulunduğu çok güzel bir atölye kurdular. Belki biraz şeyden bahsedebiliriz. Hackathon'la katılmışsınız. Hackathon'un belki ne olduğundan, belki Arduino'nun ne olduğundan bahsedersek insanların hani kafasındaki soru işaretler silinebilir. Sen anlattıktan sonra ben de birkaç şey eklerim çünkü. Sen anlat istersen Ceylin. Tamamdır.
Aslında biz Hekaton'a katılacaktık. Yani aslında Hekaton'un ne olduğunu bilmiyorduk. Gördük, Erbakan Fransesi'nden bir arkadaşım göndermişti. Böyle bir şey varmış, istersen de katıl. Bizim okul böyle bir şey düzenliyor, istersen katıl dedi. Baktım, fakat hiçbir şey bilmiyorum Hekaton hakkında. Hekaton nedir onu bilmiyorum. Ama hani bilgisayar hakkında bir başvuru yapalım dedim. Sude'ye gönderdim, diğer arkadaşlarıma gönderdim. Sude benim farklı girişimlerde de ortağım kendisi şu an. O hadi katılalım dedi. Diğer arkadaşlarıma gönderdim. Onların müsaitlik durumu iyi olmadığı için katılamadılar. Yani uygun olmadığı için katılamadılar. Fakat Sude'yle birlikte yarışmaya katıldık. O işte hekatonu biz orada keşfettik. Hekatonda belirli bir süre veriliyor ve bir konu belirli. O konuya o belirlenen süre içerisinde çözüm üretmemiz isteniyor. Ve ardından da o süre bitince de o fikri, ürettiğimiz projeyi jüri karşısına sunmamız gerekiyor. Jüri de belirlenen kriterlere göre projeyi puanlıyor. Bir, iki, üçüncüler ya da işte derece alan isimler, derece alan gruplar belirleniyor. Bu şekilde katıldık. Ne olduğunu bilmiyorduk. Orada zaten bize hekaton nedir, etkinlikleri tarzında şeyler de yapılmış. Hani geri dönüşler de sağlanmış, eğitimler de verilmişti. O şekilde hekatona katıldık. Birinci olduk ve atölyemiz kuruldu. Ben de şunu söyleyebilirim. Ceylin'in anlattığı gibi bir yarışma aslında hekaton, ama burada bize verilen konular çok çeşitli olmakla birlikte, yani firmaların düzenlediği hekatonlardan tutun atıyorum işte okulların düzenlediklerine kadar, yani sadece burada aslında Ceylin burada daha çok kodlamayla alakalı, bilgisayarla alakalı hekatonlarda daha başarılı muhtemelen kendi alanı o olduğu için, ama işte ideaton adı altında sadece fikir bulmanız gereken hekatonlardan işte bir şey üretmeniz, somut bir işte nesne çıkarmanız gereken hekatonlara kadar birçok şey çıkartabilirsiniz ortaya. Birçok şey çıkartabilirsiniz ortaya. Bununla birlikte size verilen konular toplumsal olaylarla alakalı olan konular olabilir veya çıkardığınız ürün gerçekten toplumumuzdaki veya dünyadaki herhangi bir sorunu da çözecek nitelikte olabilir. Dolayısıyla gerçekten yalnızca hani bir araya gelip bir fikir üretmektense bir soruna bir çözüm bulabilmek çok önemli. Yani Hackathon Türkiye'yi burada reklam gibi olacak ama takip edebilirsiniz bu arada. Hani Hackathon'lardan, son zamanlardaki Hackathon'lardan yararlanabilmek için. Bununla birlikte birkaç soru daha sormak istiyorum sana. Bu mesela hani düşünüyorum da bana ne bileyim annem veya babam ya da herhangi biri böyle bir işte şu olmayabilir mi, işte şu olmaz Aleyna, yapılmaz gibi bir şey söylediğinde böyle ister istemez veya ekibin içerisindeyken hani bu fikir çok mantıklı gelmeyebilir falan dendiğinde ister istemez iç motivasyonu biraz kırılıyor. Mesela sende de illaki böyle bir şey olmuştur. Belki sana hani inanmayanlar olmuş olabilir veya dediğin gibi hani işte ne bileyim meslek lisesinde olduğun için işte daha farklı bakmış olanlar olabilir. Veya hani girişimcilik ruhuna senin gibi sahip olmayan insanların işte devam ettirmek istemeyebilirler. Mesela sen bunu kendine nasıl sağladın Ceylin? Çünkü yaşın da küçük. Belki etrafında senin gibi insan olmayabilir. Nasıl hallettin bunu? Şöyle söyleyeyim, ben küçüklüğümden beri çok inatçı biriyim. Örneğin benim bütün arkadaşlarım bisiklete iki tekerli sürerken ben dört tekerli sürüyordum. Çünkü bisiklete biraz daha geç sahip olmuştum. Bütün arkadaşlarım iki tekerlekli sürünce babamdan dedim ki o diğer iki tekerleği sürerken ben iki tekerlekli bisiklet binmek istiyorum. Babam çok sinirlendi. Sen bilemezsin, onlar senden önce başladı bisiklet sürmeye vesaire gibi şeyler söyledi. Fakat günün sonunda babamı ikna edip iki tekerleğini de söktürdüm. Babam bu duruma çok sinirlenip bana bağırıp eğer o bilemezsen o iki tekerleği takmayacağım vesaire demiştim. Çok üzülmüştüm bu duruma fakat inat etmiştim. Hani ben başaracağım bunu demiştim. Normalde evimizin önünde bir bahçe vardı. Bu bahçede bisiklet sürüyordum. Baktım ki süremiyorum çünkü orada otlar var, çukurlar var. Olmuyor. Örneğin bir araba da o bahçeye girse araba da sürülemez, engellere çarpar diye yola çıkmaya karar verdim. Yola çıktım ve sanki normalde iki tekerlekli bisiklet sürüyormuş gibi sürmeye başladım. Ve inatçı olduğumu keşfettim aslında. Biraz daha böyle bir sorunların üzerine gidersek bir şekilde çözüm yolu bulabileceğimizi keşfettim. Bana eğer olumsuz bir tepki geliyorsa ya da proje hakkında biri bir yorum yapıyorsa olumsuz bir şekilde beni etkileyecek. Ha evet, böyle bir detay da var. Evet, ben burayı eksik görmüşüm. Hemen orayı tamamlayayım diyordum. Bir ekibin aslında hani en güçsüz parçası, güçlü parçası şeydir ya, güçsüz tarafıdır vesaire. O yüzden ben de o olumsuz şeylere odaklanıp biraz da o tarz sorunları çözmeye çalışıp daha farklı proje geliştiriyordum. Ceylin, anladığım kadarıyla sen durmuyorsun. Durmak da bilmiyorsun. Durmayı da düşünmüyorsun anladığım kadarıyla. Ben birazcık şeye geri dönmek istiyorum. Üniversiteden ders almaya başlamışsın. Hani bu aslında şu anda hani haberlerde falan görürüz işte 3 yaşındaki çocuk birinci sınıfa başladı. İşte ortaokulda çocuk üniversiteye başladı falan ve bunlar böyle işte ne bileyim yüksek ve dahi insanların yapabileceği şeylermiş gibi düşünülüyor. Ama benim mesela sen karşımdasın şu an ve senin de başlayabildiğini, yapabildiğini görüyorum ve bunları yapabiliyor olman da sadece senin yaptığın şeylerin bir göstergesi. Yani bir şeyler yapmışsın ve sonucunda böyle bir sonuç elde edebilmişsin sen. Mesela bu süreçten birazcık bahsedebilir misin? Şu an üniversite nasıl ilerliyor senin için?
üniversite şu şekilde. Aslında benim okul saatlerim, üniversite saatleri çok sıkıştığı için üniversiteye çok gidip verim alamadım. Ama onun dışındaki hani oradaki arkadaş grubunda arkadaşlar edindim ve onların biraz daha tecrübeleriyle kendime şeyler kattım. Okul saatlerim, okul normalde lise 3'te bitiyor. Bilgisayar mühendisi dersleri de 4'te bitiyordu ve zaten okulumuz Denizli'nin köşesindeydi, üniversite bir köşesindeydi. Gitmek biraz uzun sürüyordu. Bu yüzden tam verim aldığım söylenemez. Fakat öğretmenlerden, hocalardan gerekli desteği alıyordum. Dirsek teması içindeyim. Tamamdır. Bir de istersen devam edelim. Çünkü sizin Girls Code'dan sonra biteceğini ben düşünmemiştim. Sen yine anlatabileceğin gibi Equip Cool'dan veya Chuckle'dan bahsedebilirsin. Orada ne yapıyorsunuz? Evet, anlatayım. Biz birinci olduk ve sonra dedik ki böyle insanları yarışma kesinlikle bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Biz Hackathon'a katıldık ve Hackathon'da hayatımız aslında tamamen değişti. Hayata farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Bunları diğer yaşıtlarımızın da keşfetmesi için Chuckle isimli bir girişim başlattık. Chuckle'da yarışmaları bir sitede toplayıp kendi yaşıtlarımızın da o yarışmalara katılmasını sağlıyorduk. Burada bir aracılık yapıyorduk aslında biz. Ve bu Chuckle isimli girişime kendimiz de yarışmalara katılıyorduk. Sude ile mesela, o benim her hackathon'a gittiğimde yanımda bulunan bir arkadaşım. Ona da buradan sevgiler, selamlar. Onunla Antalya'da düzenlenen Ansiyat ve Habitat Derneği'nin düzenlediği IoT Hackathon'a katılmıştık. Projeleri özel ödül almıştık. Ardından ondan bir hafta sonra İstanbul'da yine Habitat Derneği'nin düzenlediği Engelsiz Hackathon'a katılmıştık. Burada yine bir ödül almıştık. Bundan bir ay sonra Konya'da bir hackathon'a katılmıştık. Ve bu arada biz bu yarışmaya katılırken ailemizin de aslında maddi destek sağlayamıyordu bize. Sponsorlar buluyorduk. Çünkü biz Denizli'de yaşıyoruz. İşte İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Antalya, Konya, İzmir, birçok ile gidiyoruz. Fakat maddi anlamda bizim desteğe ihtiyacımız oluyordu. Bu konuda Denizli'de firmalarla konuştuk. İşte biz liseli öğrenciyiz. Yarışmaya katılacağız. Bize destek olur musunuz? İşte daha önce yaptığımız çalışmalardan bahsediyorduk. Ve onlar da bize çok sağ olsunlar gerekli desteği sağlıyordu. İstanbul'a giderken TBS Stüdyo bize destek olmuştu. Uçak masraflarımızı karşılamıştı. Örneğin Konya'ya giderken Dost Bir isimli firma destek sağlamıştı. Otobüs biletlerimizi karşılamıştı. Bazı noktalarda okulumuz da gerekli desteği vermişti. Bu şekilde biz bu olayı hallediyorduk. Konya'dan sonra yine bir ödül aldık. Sonra İzmir'e gittik. İzmir'de bir ödül aldık. Sonra derken koronavirüs ortaya çıktı ve bizim aslında bu süreç biraz daha ertelendi. Yani illere gitme süreci ertelendi. Fakat online hackathonlara katıldık. Bu korona döneminde en fazla 5 tane hackathon'a katıldık. Bu 5 hackathon'da da çok verim elde edemedik. Fakat yine bir 10 sıralama arasında, yani ilk 10'un içine girmeyi başardık. Çok iyi. Yani aslında hani bazen böyle bir yerden başlarsın ama zaten işte param yok veya işte yanımda kim var ki, devam edemem ki falan gibi böyle bir yerden de bu kötü düşünceler kafamızı dolduruyor. Ama senin anlattıklarında biz görüyoruz ki aslında böyle hiçbir şeye, yani elimizde yok diye devam etmeyecek değiliz. Bunları aslında kendimiz oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de teşekkür ederim. Bir de şunu sormak istiyorum Ceylin. Her ne kadar hackathonlar işte 48 saat alıyor olsalar veya işte sizin yaptığınız projeler muhtemelen çok daha uzun zaman alıyorlardır. Kod yazmak zaten uzun bir süreç alan bir durum. Peki okulunla mesela işte derslerinle alakalı sıkıntılarını nasıl çözüyorsun? Yani demek istediğim, hani bazen şöyle oluyor ya, aman şuna katılmayalım, şundan uzak duralım. Ben ona girmeyeyim. Zaten hani okulum benim için daha önemli veya derslerimi devam ettirmem lazım. Kimi zaman işte spor faaliyetlerinden, kimi zaman sanatsal faaliyetlerden ödün verebiliyoruz. Okulumuzun işte derslerimizin daha iyi olabilmesi için. Ama ben senin açıkçası ikisini de götürebildiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben bu konuda biraz şanslıydım. Çünkü okulumuzun seçilmiş bir sınıfı vardı. Bu sınıfta sadece 9-10 kişiydik. Çok az kişiydik. Ve öğretmenlerimiz bizimle birebir ilgilenebiliyordu. Bu sınıf bilişim bölümüydü. Bilişim teknik bölümüydü okulun. Sınavla gelen, aslında sınav sistemi değiştiği için böyle sınavla gelen ayrı bir sınıf vardı. Ben o sınıfın içine düşmüştüm. Benim LGS puanım 250 idi. Oradaki arkadaşlarımın puanı da bu civarlardaydı. En fazla 280 puan olan arkadaşım vardı. Bu sınıfa düşünce öğretmenler birebir ilgilenince aslında biraz daha konuyu daha iyi anlıyorsun. Ders konusunda o yüzden ben çok zorluk çekmedim. Ve öğretmenlerim beni tanıdığım için, yaptığım çalışmaları bildiğim için gerekli yerlerde bana destek de sağlıyorlardı. İşte bu konudayız şu an, şöyle çalışma yapıyoruz, testi çözmelisin tarzında geri dönüşler de sağlıyorlardı. Ben o şekilde ilerliyordum. Ve hani okul derslerime kötü değil, okul üçüncüsüyüm şu an lisede. Ama şu korona girdiği için online eğitime geçtik. Online eğitimi
Çok aslında verimli ama ben çok sevmedim. O yüzden katılmıyorum. Daha çok şu an girişimcilik faaliyetlerle ilgileniyorum. Bir uzun zaman 2 aydır falan hiç derslere girmedim, katılmadım. Sınav döneminde ne yapacağımı bilmiyorum ama YouTube'da zaten ve EBA'da birçok eğitim var. Yani o şekilde eksikliklerimi tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Bu konuda çok sorun etmiyorum. Zaten hedefim Türkiye'de bir üniversiteye gitmek değil. Hedefim yurt dışında bir üniversiteye gitmek. Ve bunun için de aslında daha çok girişimcilik odaklı çalışmam benim için daha faydalı, daha sağlıklı. Bunun için çalışarak bu kısmı da hallediyorum. Anladım. Onun dışında diğer sorun neydi? Bir de Okulda çalışmaları nasıl yürütüyorsun? Buydu. Dediğim gibi okulda bu tarz şeyler yapıyorum. Çalışmalarımı hep yapıyorum. Her gün bir günümün yarısından fazlasını çalışmalarıma ayırıyorum. Bir şekilde bu sorun da çözülüyor. peki bir şey sormak istiyorum. Değişti mi acaba ailenin düşünceleri? Yani hani önceden işte ders çalışman lazım Ceylin, işte okula odaklanacaktın veya işte öğretmenlerin düşünceleri, sen bu işi birincilikleri aldığında veya hani illa bir dereceye girmek de önemli değil gerçi ama yani bir başarı elde ettiğinde, ne bileyim sponsorluk ilişkilerini kurabildiğinde düşüncelerindeki değişimi gördün mü? Çok gördüm diyemem. Daha çok işte ders çalış. Ders hala bu moddalar. Ne zaman değiştiler emin değilim ama işte değişmeyebilirler. Hepsini yine kulak ardı edip kendi bildiğim yoldan ilerlemeye devam ediyorum. Çok güzel. Yani ben açıkçası bazı aynı durumdan muzdarip olduğum için anlayabiliyorum seni. Ceylin, sen aslında duracak gibi değilsin, aslında farkındayız bunun da. Biraz küçük detaylar vermiş oldun aslında dışarıda okumak istediğin, yurt dışında okumak istediğinle alakalı ama ben aslında çok merak ediyorum. Gelecekte ne düşünüyorsun, ne yapmayı planlıyorsun, girişimcilik adına nasıl etkiler bırakmayı planlıyorsun? Ben dünya markası yaratmak istiyorum. Hedefim bu ve ardından da bu dünya markasını yönetmek istiyorum. Benim asıl böyle hani yaşama hedefi mi desem bilmiyorum ama hedefimlerden değil, en büyük hedefim dünya markası yaratmak. Peki bu marka neyle alakalı olur sence? Daha çok yapay zeka ve oyun girişimciliği olabilir şu an. Öyle düşünüyorum. Süper. İnşallah, yani inşallah böyle şeyler olur da biz de bu videoyu yad ederiz. Ceylin böyleydi ve buraya kadar geldi diye. Ceylin, burada Akasis'teki tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soru var aslında. Sana da sormak istiyoruz. Ben tahmin ediyorum ki bu böyle hareketli bir şarkı olacak ama bakalım seninkisi ne? Hayatın arka fonunda hangi şarkı çalıyor Ceylin'in? Ajda Pekkan Hoş Görsen şarkısı çalıyor. Süper. Yani o şarkıyı dinlemeyi çok seviyorum. Bunu Spotify listemize eklemeyi unutmayacağız tabii ki. Ceylin burada benimle olduğun için, bu muhabbeti sürdürdüğün için çok teşekkür ederim. Ben açıkçası kendi adıma çok keyif aldım bu sohbetten. Ben çok teşekkür Eminim dinleyen arkadaşlar da mutlu olacaklardır duyduklarından. İnşallah daha böyle senin devam ettiğin günleri görmek dileğiyle diyelim o halde. Çok teşekkürler. Ben çok mutlu oldum konu kaldığınız için. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler Aleyna ekibi. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere umarım. Haftaya görüşürüz o halde. Bay bay.